İyi akşamlar İsmail Bey. İyi akşamlar Dicle Hanım. Nasılsınız? Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Herkese hoş geldin diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Biz arkadaşlarımız gelmeye başlarken şöyle bakalım bir kısaca ne oldu ne bitti diye. Son birkaç gündür aslında sizde her yaptığımız yayında da yükselen bir dolardan bahsediyoruz. 15'lerle başladık. 15-60'ların üzerine kadar çıktı. Aynı şekilde yine Fed başkanlarının sürekli yaptıkları konuşmalardan bahsediyoruz. Hala konuşmaya devam ediyorlar. Hatta bildiğim kadarıyla bugün Fed Başkanı Powell'ın Wall Street Journal'ın bir konferansında 21'de yani Türkiye saatleriyle 21'de bir konuşması var yine. Piyasa aslında 50 baz puanı hep konuştuk aynı şekilde. Fiyatladı. Ama şimdi acaba bu düşmeyen enflasyon hatta beklentilerin de üstünde gelen bir enflasyonla Fed biraz daha şahinleşir mi? Bir de Avrupa Merkez Bankası tarafından Temmuz ayında faiz artırımına gidebileceklerine ilişkin konuşmalar yaşandı. Ben size hem doları hem euroyu hem euro dolar paritesini son olarak da Borsa İstanbul bugün kapanışı 2394 puan seviyesinden yaptı. Endeksteki hareketini soruyorum. Ondan sonra arkadaşlarımızdan da birkaç tane hisse alalım. Evet, hızlıca ben yorumları yapacağım arkadaşlarımızın sorularına daha fazla cevap verebilelim. Piyasalarda senin de bahsettiğin gibi çok kırılgan bir ortamdayız. Özellikle Amerika kaynaklı haberler piyasaları inanılmaz derecede hızlı bir şekilde etkilemeye devam ediyor. Ve burada Powell'ın açıklamaları burada biraz daha ön plana çıkıyor, güvercin açıklamalar. Ama 50 bas puanlık faiz artırımı şu anda tartışma konusu olmaya başladı. Burada acaba 75 bas puan ya da daha agresif olması gerekmez mi şeklinde. Çünkü Amerika tarafında büyüme ile ilgili kaygılar tekrar konuşuluyor. Resesyona girme durumu var bütün dünyada. Şimdi böyle bir atmosferde kafalar da karışıyor ve Fed üyelerinin her gün bir konuşmasını takip ediyoruz. Burada gördüğüm kadarıyla biraz daha önce hatırlarsak 50 bas puan konusunda faiz artırım konusunda piyasaları hazırlamışlardı. Ön konuşmalarda hep 50 bas puanın daha fazla adı geçiyordu. 75 bas puana yakın değiliz diyerekten. Diğer taraftan Rusya-Ukrayna krizi yine orada da bir bilinmezlik var. Bilinmezliğin yaratmış olduğu bir ülkeler arasında ciddi bir rekabet de ya da Avrupa'nın ve Amerika'nın Rusya olan ambargosu söz konusu. Ve her geçen gün biraz daha bunu arttırma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Piyasayı geriyor. Gelerken de birçok fiyatlamalar değişiyor. Emtialarda çok ciddi yukarı yönlü fiyatlamalar var. Bu da ekonomik dengeleri, makro dengeleri bozuyor. Enerji fiyatları mesela son birkaç gündür dikkat edersek 100 dolarlardan 102 dolarlardan tekrar 113 dolara çıktı. Burada Avrupa Birliği'nin kendi içinde anlaşamıyor olması, petrol ambargosu konusunda Macaristan'ın burada biraz daha çekimser olması biraz dengeleri bozuyor. Diğer taraftan Çin'in pandemiden biraz daha oradaki sıkılaştırmanın azalacağı yönündeki haberler de petrol fiyatlarını yukarı çekmeye başladı. Şimdi böyle bir ortamda iyi haber, olumsuz haber böyle iç içe girdiği takdirde piyasalarda da çok sert kırılganlıklar oluşuyor. Amerikan borsaları geçen haftadan beri çok fazla düştü. Burada biz sadece birkaç gündür tepki yükselişlerini görüyoruz. Yani burada yanılmasın yatırımcılar. Bayağı ciddi %30'un üzerinde yani %30 civarı hatta Nasdaq tarafında yılbaşından beri kayıplar var. Ciddi bir kayıp ve hisse senetlerinin değeri eriyor. Şimdi böyle bir ortamda trendler de bozulmuş durumda ve Türkiye piyasasına baktığımızda bu kadar olumsuz konuşmanın devamında
geçtiğimiz haftaya kadar pozitif tercih. Bir baktık daha sonra yurt dışıyla paralel gitmeye başladık. Oradaki bozulmalar bizi de etkilemeye başladı. Ve kur üzerinde ciddi bir baskı oluştu. Bizde de 14.80 civarı da dolar TL kurunu uzun bir süre fixlemiştik. Daha sonra gelen yukarı yönlü taleple birlikte 15 şu an mesela 15.80'de son 2 gündür her gün %1, %1, %2 duruma göre yukarı yönlü atıyor. Yani 14.80, 15.80 ciddi bir 1 liralık bir fark var. O da nereden baksanız %6, %7'ye tekabül ediyor. TL'nin değer kaybı aslında çok değilmiş gibi görünüyor ama 14.80 ama %'ye vurduğunuzda ciddi bir değer kaybı. Enflasyonun yaratmış olduğu gizli bir TL'de değer kaybı var. Şimdi böyle bir ortamda hisse senetleri ayakta kalmaya çalışıyor. Ve birçok parametre bozulmuş durumda. Brent petrol 113 dolar civarında. Amerikan doları geçtiğimiz günlerde 104 doların 104 seviyesini, dolar endeksi daha doğrusu 104'ün üzerine çıkmıştı. Şimdi birkaç gündür geri çekilme yaşanıyor. Euro dolar paritesine baktığımızda inanılmaz bir aşağı yönlü orta vadeli düzenli bir düşüş trendi var. Yani şöyle söyleyelim, geçen yıl 1.22'lerdeydi parite, oraları görmüştü. Şu an bakıyoruz 1.05'lerde. Şu anda dolar ciddi manada aslında değerleniyor euroya karşı da. Şimdi böyle bir ortamda Borsa İstanbul'u bir süre bilançolar tuttu. Ama bilançoları da iyi gelen çok fazla şirket var. Bunu da normal karşılıyoruz. Amerikan dolarının değer kazanmasını da normal karşılıyoruz. Ama şimdi burada hepsi aynı anda sürdürülebilir olmuyor. Ne yazık ki biz ne kadar direnebiliriz? İşte bu kadar direnebiliyoruz. Yani Borsa İstanbul'da bir anda ciddi satışlar gelmeye başladı son günlerde. Ve endeks kritik destek seviyelerini kırdı. Örneğin mesela örnek verelim. Yatıp bizi dinleyenlerin daha iyi algılaması açısından endekste 2500'ün üzerinde kalamamıştık. Ve buradan gelen satışlarla birlikte uzun bir süre bizim endeksimizi 22 günlük hareketli ortalama taşımıştı. Ve geçtiğimiz hafta burada 22 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 2430, yani geçtiğimiz haftaya göre 2430'un kırılmasıyla birlikte artık biz yeni bir hareket alanımız var endekste. 22 günlüğün mesela bugün itibariyle 22 günlük 2420 seviyesine tekabül ediyor. Aşağı yönde 60 günlük ortalama 2290 seviyesine, 2300 diyelim biz buna. 2300 aşağıda, yukarıda ise 2420. Yani 120 puanlık bir arada boşluğumuz var. Biz bu aralıkta artık hareket etmeye başlayacağız. Çünkü 4 gündür bu 22 günlük ortalamanın altındayız. Piyasadaki baskının tabii sebepleri belli ama teknik olarak da biz bunu bu şekilde açıklıyoruz. Yani böyle 2 günü, 3 günü geçtikten sonra kritik destek seviyelerinin altında kalmamız artık yeni bir dip arayışı oluşuyor. Piyasadaki bu zayıf görünümün bir sebebi de o. Bizim dönüş yapabilmemiz için, yani tekrar yukarıya doğru trendi döndürebilmemiz için 2420 puanın üzerinde bizim birkaç gün boyunca kapanış yapmamız lazım ve buranın altına hiçbir şekilde geri gelmememiz takdirde bizim Borsa İstanbul'da tekrar pozitif yönde bir görünüm başladı şeklinde yorumlayabiliriz. Aksi halde
burada tamamen hisse bazlı hareketler olacaktır. Mesela bugün günü çok güzel yürüttük ama daha sonra gelen satışlar bütün artıları birçok hissede geri aldı. Biz de şu anda bunu biraz daha böyle Borsa İstanbul'un yurt dışı piyasalara paralel gitmesine ve konjektürel olarak şu an piyasaların biraz daha zayıf olmasına bağlıyoruz. Dediğim gibi 2420 seviyesinin üzerine çıkmamız durumunda rahat bir nefes alma şansımız olacak. Belirlediğimiz güzel hisselerin de en azından kendini gösterme şansı ancak 2420 puandan sonra. Onun haricinde tek tük hisselerde hareketler olur. Onları da yakalamak yatırımcı açısından oldukça zor diye düşünüyorum. Peki bir arkadaşımız sormuş. Ben de onu sorayım. Hakikaten de öyle. Resesyon olsa bizim borsaya nasıl yansır diye. Hakikaten İngiltere resesyon riskine rağmen faiz artırımına gitti. Aynı şekilde ECB de Lagarde da aynı şekilde Temmuz'da faiz artırımına gidileceğini söyledi. Böyle bir resesyon durumunda hakikaten bizim borsaya yansıması nasıl olur İsmail Bey? Aslında zor bir soru ama diğer taraftan da Türkiye'yi iyi değerlendirmek lazım. Şimdi bizim cari açığımız artmaya başladı. Daha önce yılbaşına doğru cari fazla vermeyi planlıyorduk ama evdeki hesaplar ne yazık ki uymuyor. Yani bu bizden kaynaklı bir şey değil. Enerji ve enerji maliyetlerinin, gıda emtialarının artması, fiyatların artması burada bütün hesapları enflasyon yükseliyor. Şimdi böyle bir durumda biz de muhakkak bu süreçten olumsuz etkileneceğiz. Ama burada bir şansımız şöyle olabilir. Enflasyonun yüksek olması ve hisse senedi piyasalarında şirket bilançoları benim mesela gördüğüm kadarıyla çok iyi gelen şirket bilançoları var. Yani bu enflasyon karşısında kendini korumayı başarabilen, karlılıkla birlikte kendini korumayı başarabilen çok fazla hisse senedi var. Ve bizim mesela çalışmalarımızda 6 aylık bilançolara da çok iyi gelebileceğini tahmin ettiğimiz çok fazla hisse var. Şimdi böyle seçici olan hisselerin biraz daha trendini koruma şansı var. Ama kısa vadede hepimizin yanılma şansı çok yüksek. Ama burada bilançosu iyi olan hisseler muhakkak trendini devam ettirecektir. Kötü senaryoyu düşünelim. Hepsi düştü. Yine burada ilk çıkacak hisseler, bu sarmaldan ilk kurtulacak hisseler yine bilançosu iyi olan hisseler olacak. O yüzden burada algoritmayı iyi kurgulamak lazım. Şimdi bu işin düzelmesi durumunda, çünkü olabilir, mümkün. Çünkü pandemi olayını artık atlatıyoruz. Bitiyor bütün dünyada. Pandeminin biliyorsunuz yaratmış olduğu sorunlar şimdi aşılmaya çalışılıyor. Düşünün, Rusya-Ukrayna savaşı bir anda düzelmeye başladı. Yani bu kimsenin ihtimal verdiği bir konu değil ama diyelim ki oldu böyle bir durum. Piyasada bir anda hiç kimsenin anlayamayacağı bir iyimserlik oluşur. O kötü senaryoyu bir anda silebiliriz. Çünkü düşünsenize, yani Amerika'da enflasyonun bu kadar yüksek olacağını geçen yıla kadar çoğu kişi tam olarak algılayamıyordu, uzman. Ya da faiz artırımına hiçbir şekilde ihtimal verilemiyordu. Sonra bir baktık kendimizi bir yüksek enflasyon ve faiz artırım zincirinin içinde bulduk Amerika'da. Şimdi burada da her ne kadar öngörüler olmasa da bir anda Rusya'nın ciddi bir şekilde sıkışması söz konusu olabilir. Çünkü ambargolar var. Bir şekilde bir anlaşma yolu bulunabilir. Bir taraf mutlaka
geri adım atacak şekilde piyasaları bir anda döndürebilir. Bunlar hep sürpriz ve buradaki olumsuzluklar bir anda nasıl olumluya döndüğümüzü hiç kimse anlayamaz. Hisse senetleri işte böyle bir durumda olumsuzluk bir olumsuzluk çerçevesi içerisinde bir anda biz bilançosu iyi olan hisselerle burada sıyrılma şansımız olacak. Diğer hisseler ne yazık ki bu süreçte geç kalır. Yani bu sessiz olarak hep böyle olmuştur. Yani iyi hisseler, bilançosu iyi olan hisseler çok hızlı reaksiyon verecektir. Bunlar hep ihtimalleri değerlendirerek biz fonları ya da portföyleri oluşturmaya çalışıyoruz. Burada da temeli olan şirketler bizim için en önemli referans oluyor. Peki. Bir arkadaşımız resesyonun ne olduğunu sormuş. Resesyon bir ülke ekonomisinin arda arda iki çeyrek gayri safi yurt içi hasılasının azalması aslında, değil mi İsmail Bey? Yani durgunluk. Ekonomide daralma, daha doğrusu. Ekonomide daralma. Ben hisse sorularını not aldım. İsterseniz başlayalım. Şöyle kısaca değerlendirmeler yapalım. İlk hisse Şişe. Şişe, evet. Bugün pozitif ayrışan hisselerden bir tanesi oldu. Şimdi Şişe'nin mesela biraz önce söylediğimiz konuya aslında yine atıfta bulunacağım. Bilançosu Şişe Cam'ın gayet iyi gelmişti. Şimdi böyle bir bilançosu iyi olan bir şirkette ve şeylere bakıyoruz, payların geri alımı söz konusu. Yani şirket de hissesine sahip çıkıyor. Bu tarz bilgiler yan yana geldiğinde buradaki yukarı yönlü yükselişin devam etmesi biraz daha anlamlı oluyor. Şimdi burada bu hissenin özellikle bilançoya göre bilanço değerleme oranlarına bakıyoruz, çarpanlarına bakıyoruz. Oldukça cazip seviyelerde. Şimdi insanlar korkuyor, yatırımcılar. Acaba burada nasıl, hangi hisseye yatırım yapsak diyerekten. Şimdi bu çarpanlar piyasalarda her şey normal olmuş olsaydı kapış kapış giderdi bu hisse senedi. Yani her gün ciddi prim yapardı. Şimdi böyle bilançosu iyi olan ve iyi olmaya yönelik sinyal veren bir şirkette burada payların da geri alımıyla birlikte hisse senedinde güçlü bir duruş var. Tabii burada bunun sürdürülebilir olup olmaması biraz böyle bir ortam. Bugün prim yaptı güzel ama geçen haftadır 1,5 haftadan beri hisse senedi 20'deki direncini kırmakta zorlanıyor. 20-20 seviyesinde. Şimdi buranın üzerine yarın atamadığı takdirde burası çok daha da güçlü bir direnç haline gelecek. Ama hisseye baktığımızda para girişi devam ediyor. Bu olumlu bir şey. En azından kırması yönünde hisseyi destekleyen çok önemli bir veri bizim için. Şu an için ben yukarı yönlü yükselişin devam edebileceği yönde tahmin ediyorum. Ama 20 mesela yeni girecek kişiler için 20'nin 20-20 fiyat seviyesinin üzerinde kaldığını görmemiz çok daha doğru olacaktır. Ve piyasada da şu anda biraz daha pozitif ayrışma eğiliminde. Endeks aşağı giderken bu hisse senedinde en kötü ihtimalle yatay bir eğilim oluşmuş. Bu da burada bu yataylığın 20 fiyat seviyesinin kırılmasıyla daha da ivmelenebileceğinin ciddi bir sinyali olarak ben algılıyorum. O yüzden yakın takip edilmesi gerekiyor. Peki. Yine her zaman sorulan hisselerden Sasa var. Her yayında konuşuyoruz biz zaten Sasa'yı. Sasa tarafında bilanço açısından biraz sürpriz bir bilanço getirmişti 3 aylıkta.
ve sermaye neredeyse hatta sermayesinin üzerinde bir karlılığı var. Şimdi genelde her yayınımızda söylüyoruz. Gelecek vadeden şirketlerin bilanço değerlemelerine baktığımızda çarpanları her zaman çok yüksek oluyor. Şimdi burada yatırımcılarımız bunları yorumlarken çok yüksek deyip o hisseden uzak duruyorlar genelde. Ama her hissenin kendine özgü bir karakteristiği var. Yani burada biz her hisseye göre belli bir parametreler dahilinde onun istatistiklerini tutuyoruz. Mesela ben mesela SASA için şöyle söyleyeyim. Genelde 9'lara geri geldiğinde 9'larda hisse senedinin daha da güçlü alımlar geldiğini mesela dikkatimi çekiyor. O yüzden bu hisse senedinde genelde çarpanlar yüksek oluyor ve hisse senedine olan geleceğe yönelik beklentilerden dolayı ve piyasa yapıcısının çok iyi olması sebebiyle şu an bu piyasada tutunan nadir hisselerden bir tanesi. Örnekleri veriyorum ben. Bir tanesi SASA, bir tanesi de HEKTAŞ. Bu iki hissenin karakteristiği birbirine çok yakın. O yüzden doğru analiz etmek lazım. Yani bir kere o ince noktayı yakalayamazsak ise de o mesela piyasa değeri, defter değerinin yüksek olması bir dezavantaj değil bu hisse için. Çok geçerli değil. Şu an için ben bu hissede yukarı yönlü yükselişin devam önümüzdeki süreçte de devam edeceğini düşünüyorum. Ama tabii çok da böyle likit olmaması ya da çok büyük montanlı bu seviyelerden ilk daha yeni maliyet yapacak ise yatırımcılar için biraz ürkütücü olabilir. Ama hisse senedinin çok güçlü durması sebebiyle ben yakından takip edilmesi taraftarıyım. Burada tek sıkıntı ana trendin kırılması ya da kritik destek seviyelerinin aşağı doğru kırılması bu hisse senedinde düşüş trendi başlatabilir. Mesela yukarı yönde bundan sonra mesela ben 34-40 seviyesini çok ciddi direnç olarak takip edilmesi taraftarıyım. Burası kırılması durumunda yükseliş ivmelenebilir. Ama aşağı yönde de 30-50 seviyesi çok önemli bir destek. Burada 60 günlük ortalama var. Burası kırılmadığı sürece şu an için buralarda hisse senedinin biraz daha yatay, yükselişten ziyade yatay bantta kendine zaman kazandırma hareketlerini takip edebiliriz. Peki bir de gen ilaca bakalım mı? Öyle bitirelim yayınımızı. Gen ilaçta aslında bilançosu oldukça iyi gelmiş olan bir şirket. Ama geçtiğimiz gün bir haberle birlikte Moderna firmasıyla bir anlaşma yaptı. Buradan gelen spekülatif haberler hisse üzerinde dün taban olmasına sebep olmuştu. Normal şartlarda bu haber gelmemiş olsaydı açıkçası ciddi bir yükselişin tam başındaydı. Yani 20-40 seviyesini takip ediyorduk. Bu seviye kırılmış olsaydı ciddi bir trendin başlaması an meselesiydi. Fakat o haber üzerine bir anda hisse senedinde taban oldu. Bugün de biraz daha %2'lik bir düşüşle şu anda günü kapattı. Benim burada takip edeceğim şey bu saatten sonra hissede 18.35 hatta 18.40 seviyesi çok ciddi direnç haline geldi. Şimdi buranın üzerinde kalmayı başarıp daha çok mesela o senaryo çiziyoruz. 18.40'ın üzerinde kapanışlar yapıyor
ve hisse senedi 19.20'yi geçemiyor. Şimdi böyle bir durumda, böyle bir sıkışmada kapanışlar yukarı olması durumunda bu hisse senedinde tekrar hızlı bir şekilde 20'nin üzerine çıkma ihtimalimiz gündeme gelecektir. Dediğim gibi buradaki senaryonun tetiklenme noktası 20.40 hatta 20.50 seviyesinin kırılmasıyla ancak bu senaryo biraz daha hayata geçebilir. Aşağı yönde ise 60 günlük ortalamanın geçtiği 17 seviyesi bizim için oldukça kuvvetli bir destek seviyesi. Ben buranın altına çok düşük olasılık veriyorum. Yani bizden bu hisse senedinin şimdilik 17 ve 18.50 aralığında kendine bir taban yapma oluşumunu görme şansımız yüksek. Ama 17.50 hatta 40 seviyesi kırıldıktan sonra da yukarı yönde biraz daha gitme ihtimali artacağını düşüneceğiz ve dikkatli olmak lazım. Alım için fırsat kullanabilir. Peki. Çok teşekkür ederim İsmail Bey. Ağzınıza sağlık. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Bugün akşam 21'de Info Yatırım YouTube kanalında Profesör Doktor Yusuf Kaderli Hocam'la yayınımız var. Yine sizden gelen hisse sorularını da cevaplayacağız. Yayını kaçırmayın diyorum şimdiden. Tekrar teşekkür ederim İsmail Bey. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Herkese iyi akşamlar.